Boya kullanmadan bir yumurta elmas gibi parlar mı? Pamuğu suya batırıp buzluğa koyarsanız ne olur? 5 liraya gitar yapılır mı? Bugün internet efsanelerini avlıyoruz. Videonun bir anını bile kaçırmayın. Çünkü bu videonun sonunda internette sizi kandırmaya çalışanların ipliğini pazara çıkaracağız. Eğer bizi kandırmıyorlarsa gerçek, kandırıyorlarsa efsane diyeceğiz. Bu iddia videoları çok tutuyor. İşte buna bir kere dokunarak sadece şunu şunun üstünden kaldırın. Paranın işte bardağın altındaki parayı paralara hiç dokunmadan kaldırın falan var ya iddia. Burada da arkadaş bir tane su şişesi, üstünde kolibandı, onun üstünde suyu. Diyor ki sadece tek bir hareketle o vida lüp diye aradaki kolibandı çekilince suyun içine düşüyor. O da şu hareket. Böyle yapıyor, düşüyor. Bilmiyorum ya, ha böyle yapmışsın ha böyle vurmuşsun. Ne güzel anlattın ya. Harbi mi? Şu an kafamda canlandı yani. Vay be. Teşekkür ederim Kamil. Rica ederim. Deneyelim. Şimdi arkadaşlar, adam içine vuruyor Kamil. Dışına vurunca bak, böyle oluyor. Koyuyorum. Bu deli iş abi. Gerçekten öyle. Tam da hani şeye gelmesi lazım. Allah. Aa, olur lan bu. Başarılı bir deneme. Biraz önceki gibi değildi yani. Ben sana şu söyleyeyim ya, 5000 lira alırsın buradan, evet. İddiada. Ya, abi kaçıncı, üçüncü deneme? İlkini sayma. İlki zaten böyle yapmayın diyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? 50-60 kere uğraşırız diye düşünüyorum. Değil mi? Çatırt diye oldu. Vay be, gerçekmiş. Şimdi arkadaş ne yapıyor? Alıyor bir tane kartonu. Ben gitar çalmayı çok istemiştim ama bir türlü denk getiremiyoruz yani yapamıyoruz. Neyse, alıyor kartonu, kalemi böyle çaprazlamasına koyuyor. Ondan sonra kalemin ve karpuzun üstünden geçecek şekilde bildiğiniz paket lastiklerini böyle gitar teli gibi sıralıyor. Ondan sonra alıyor penayı, bayağı notalı notalı gitar çalıyor. Deneyelim. Şimdi ne yapıyor bakın. Kartonu aldık. Sonra şöyle çapraz koymamız gerekiyor. Şuradaki uzunluk kısalık herhalde anladığım kadarıyla onu etkiliyor. Yavaş yavaş şöyle. Gitar teli gibi. Allah. Dur ya, şöyle yapayım Kamil. Öyle daha kolay olacak. Bayağı ses geliyor şimdiden. Bence 5 tane yeter. Şöyle bir durum var. Ondan sonra şunu çarpmaz içeri doğru sokalım. Perde mi diyorlardı buna? Evet. Perdeli çalgı, perdesiz çalgı. Keman perdesiz mesela. Gerçi bu tel. Bilmiyorum. Neyse. Çalıyorum. Ha, sesler farklı gerçekten. İnceden kalına doğru gidiyor. Evet. Oğlum bunu uğraşsan gerçekten do re mi yaparsın ha. Nota bilen biri yapar ben. Evet. Bu do değil, orada patlıyoruz. Oğlum biz piyano çalmayı bilen insanız Kamil. Ama bu do değil. Bir do diyezler abi. Nereden vereyim do diyezler? Ver ya, sen verirsin. Veriyorum, sen verdiğim say. Bir tane si bemol. Emre Yücelen senin analizini yapsın. Yapsın Emre Yücelen'e buradan selam olsun. Bak şimdi. Serkan'a çaldıralım bunu. Ama şu ana kadar gerçek. Harbiden de farklı ses geliyor. Serkan bunu bir çalsın böyle abi. O gün sanlı soy. Serkan Bey'e geldik. Serkan Bey müsait misiniz? Buyurun. Size gitar getirdim. Akoru ne kadar bozuk Serkan? Oldukça bozuk. Bir van çalsana. Van. Bu two abi. Bu three. Bu da four. Şu pena gibi bir şey. Şununla bir şey yapsana şöyle. Ama bir ses var. Bir ses var kanka. Bak. Burada da var bir ses. Diego bir ses var. Yani anladın mı? Kayserispor'un eski futbolcusu. Kamil'den de yandan espri geldi. Evet. Bunun gitarla uzaktan yakından alakası yok. Yok. Uzman görüşü. Ben de bunun yani ses zannediyorum hani. Şunlar abi doğru aralıklarda olacak. Bunlar doğru gerginliklerde olacak falan filan. Çok uzun zahmet. Ölme şey mi ölme diye. Biraz müzikten de anlamak lazım bence. Evet. Bende de o yok. Evet. Neyse. Yani, bu da pena değil bence. Olmaz kanka. Olmadı mı? Ama ucuz güzel yani. Çocuğuna mocuna ver böyle. Ha, ha, evet, gitar evet. Alamazsın. Çocuğuna, çocuğuna bunu verirsin. Verirsin falan. Tamam. Bilemem. Efsaneymiş. Gitar falan değilmiş. Çok garip bir video gördüm gerçekten internette. Adam yumurtayı alıyor, şarapta kaynatıyor Kamil. Oha. Ortaya da bu görüntü çıkıyor. Parlayan, koyu renkli, elmas gibi falan böyle zümrüt gibi bir yumurta. Olur mu sence? Ben anlamadım mevzuyu ya. Nasıl bayağı, olur ki? Hiçbir fikrim yok. Zaten denemeden bilemiyoruz ya. Şimdi geldik, elimizde yumurta var. Burada cezveye koyduk içeceği. Sonra içine bıraktım yumurtayı. Kaynatalım bakalım.
Olacak mı sence Kamil? Bilmem abi, en kötü sıcak şarap olur. Oo Kamilcim, o öyle yapılmıyor ya. Ama kışın yapıyorlar Uludağ'da falan öyle şeyler. Sobada. Közde. Şimdi kaynadı ve bunu bekleteceğiz arkadaşlar. Bak gördün mü? Renk değişimi var. Bekledikten sonra daha da artabilir Kamil. Bak Allah. Aman dökme abi de. Aman abi, rezillikler yaşanmasın. Bekletiyoruz. Şimdi artık beklettik de bakalım. Sıcak bayağı. Oo rengi harbi değişmiş ha. Şimdi bunu kurutayım bence. O parlaklıklar anca çıkarsa kurumuşunda çıkar bence. Çıkacak gibi. Oha! Görüyor musun? Bak. Aha, evet. Oha lan! Bayağı güzel. Oğlum çok iyiymiş. Gerçekten parlıyor lan, ışıl ışıl. Allah Allah, nasıl olur ki bu? Bak, daha çok bekleyen kısım olmuş. Tam yine efsane mi gerçek mi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Parmağı tutuyor böyle, uzatıyor iki kişi. Bir kişi parmaklarını tutuyor herif. Böyle çekmeye çalışıyor ikisi de. Biri bu tarafa, biri bu tarafa. Sonra kurtuluyor el. Gölge aşağıda kalıyor Kamil. Sonra gölge geç, red kit. Aa görüntüsü çok güzel. Çok güzel görüntü. Ama gerçek mi? Bakacağız. Şimdi red kit gibi gölgeden hızlı bir şekilde elimizi birbirimizden uzaklaştırabilir miyiz, ona bakacağız. Görmüştük zaten arkadaşlar, pık yapıyor, gölge kalıyordu. Oluyor mu bakalım? Hazır mısın Kaan? Tabii ki. Her zaman. Benim bir arkadaşım vardı, böyle parmağını çekince alttan bırakıyordu. Pıss diye. İstersen, yapma. İstersen yok yok, öyle yapmayalım. Şimdi bak, gölgeler orada. Hazır mısın? Hazırım. 1, 2, 3. Olmadı. Bana gel, bana. Bana gel. Arkadaşlar, palavra. Böyle şeylere inanmayın. Kurguda masklayıp yapıyorlar. Üşenmezsem size nasıl yapıldığını göstereceğim. Efsane. Şimdi şarap bardağını önce ısıtıyor. Ondan sonra içinde gıda boyası ve tuz olan buzlu suya şarap bardağını koyuyor. Bir çatlama oluyor ve daha sonra o şarap bardağını tekrar kullanıyor. Bence burada sağlıkla ilgili bir sıkıntı olabilir. Sonuçta çatlamış bir bardak. İçinde bakteri olur falan filan, her şeyi geçtim. İçerken çıt diye ağzına girsek camlar. Büyük sıkıntı. Denemeden bilemiyoruz. Şimdi geldik. Bardağımızı ateşe koyuyoruz. Hafif açacağım ki çatlamasın. Kısıyorum altını. Sonra tuzumuzu döküyoruz suya. Bayağı döküyor herif. Ondan sonra da gıda boyası. Allah çok oldu, olsun önemli değil. Sonra bunu karıştıracağız. Şimdi bunu alıyorum ve bardağa sokacağım. Ya abi Kamil. Gitti. Gitti bardak Hatice. Afiyetle. Afiyetle artık yer. Ay yeşillik de yok. Hani o çatlaklarda. Bak. Değil mi? Görünür de yoktu. Yok. Bardak patladı. Rana bakalım ne yapacak. Efsaneymiş. Sallama çay içer misin Kamil? İçerim. Çok pratik. Çok pratik. Aşırı pratik. Ama gerçek çay severler, Serkan amcan mesela, içmez. O demliyle beraber geziyor. O zaten demini, yani dem bittikten sonra çaydanlığı yiyor. Oğlum herif günde bir demlik çay içiyor. Neyse. Sallama çayı alırsın, damlar ya sağa sola. Çok basit bir yöntemi var diyor arkadaş. Hafif kaldırın demi, şeyi, o sallama çayı. Biraz böyle çayın alt tarafını çayın içinde tutun. Sonra kaldırın, hiç damlamayacak. Varsa müthiş bilgi. Çay keyfi yapıyorum. Ortamımı kurdum. Demledim. Çektim bak. Buradan kaçırsam bak damladı. Eyvah. Gördün mü gitara? Şimdi ne yapıyor? Hafif çekiyor ve biraz burada tutuyor Kamil şöyle. Aa Kamil? Damlamıyor. Damlamıyor lan. Oha çok iyiymiş lan. Ya böyle basit çözümler, yani hiçbir şey gerektirmeden hemen sizi sonuca ulaştıran ve gerçekten işe yarayan çözümler, hastasıyım bunların Kamil. Süpermiş. Gerçekmiş. Ya son zamanlarda bu kısa videoların çıkmasıyla birlikte Instagram, TikTok, Shorts fark etmez. Bir şey yapıyor, sen de yap bak bakalım ne oluyor diyor. Burada olduğu gibi şu görüntüye üstüne bir tane Hot Wheels arabası koy diyor. Dünyayı dolaşıyormuş hissi yaratacak size diyor. Ne diyorsun Kamil? Deneyelim. Denemeden bilemeyiz. Evet şimdi Hot Wheels'ı aldık. Buraya koyacağız. Car here yazıyor. Koyuyorum. Ondan sonra sesini de açacağım. Niye geri gidiyor ya? Harbiden gidiyor ya Kamil. Bak. Bak. Oğlum bayağı enteresan.
Sanki gerçekten altta yol gidiyor gibi. Start verdi gidiyor. Ses falan da var ya, bir de vites atma sesi de geliyor arkadan. Bak az kalsın yoldan çıkıyorduk. Bak biraz böyle şaşı gibi bak. Yukarıdan tabii. Biraz böyle şaşı gibi bakınca iyice gerçekleşiyor yani. Gerçek hale geliyor. Evet. Bunun uzun hali olsa var ya, ben bunu izlerim bir saat. Vardır YouTube'da bu. Vardır olmaz. Vardır vardır. Linkini bulan aşağıya atsın. Gerçekmiş. Harbiden araba gidiyor gibi başka bir dünyaya gidiyor sanki. Ya bugüne kadar herhalde kimse pamuklu buz yapmamıştır. Buna ihtiyaç olmaz diye. Fasulye yaptık, fasulye. Fasulye de olur. Arkadaş pamuklu buzu, yani suyun içine pamuk koyuyor, onu donduruyor. Sonra onu bir de normal aynı boyutta iki buzu alıyor. Çekiçle vuruyor, pamuklu buza hiçbir şey olmuyor. Yani mantıklı ama olur mu bilemiyorum yani. Fizik bilgim çok buna yetmedi, denemeden bilemeyeceğiz. Şimdi arkadaşın yaptığını yapıyoruz. Burada pamuklu tas var, burada pamuksuz tas var. Şimdi pamuklu tasa suyu koyuyorum. Ay ne güzel emiyor Kamil. Bunu nasıl dolaba koyacağız ya şimdi? Neyse, buna da normal suyu koyuyorum. Donmasını bekleyeceğiz. Sonra bakalım gerçekten pamuklu su daha mı kuvvetli? Evet arkadaşlar, şimdi şey burada, pamuksuz zaten belli oluyordur herhalde Kamil. Şimdi bunu şöyle bir çevirelim. Üstten biraz su dökelim. Şimdi ayrılacağını umuyorum. Bu çıktı. Bu da çıktı. Tamam, gayet güzel. Vuracağım bakalım hangisi kırılacak. Şimdi buna vuruyorum. Kırıldı. Bu. Ha, tutuyor Kamil. Evet. Tutuyor. Vay anasını. Kırılmadı gerçekten. Böyle şey gibi. Kat kat peçete, evet, ıslanır da kopmaz falan ya. Aynen öyle. Tutuyor suyu. Gerçekmiş. Hassas terazi biliyorsunuz bu kimyevi ortamlarda falan çok kullanılıyor, böyle gram altı. Arkadaş ne yapıyor? Hassas teraziyi alıyor, üstüne kağıt koyuyor, sonra kağıdı yakıyor. Kül oldukça kağıdın ağırlığı azalıyor ama yanma bitince kağıt ilk halinden daha ağır oluyor. Bu tam bir efsane mi gerçek mi maddesi değil mi Kamil? Evet abi, kesinlikle. Tam böyle cuk. Bir de şey var ya, 21 gram. Ruh ağırlığı. Ona benzettim ben. Evet, ruhun ağırlığı 21 grammış arkadaşlar. Öyle bir film var, iyi filmdir ha. Deneyelim ama ofiste, çünkü hassas terazi ofiste. Evet arkadaşlar, bakın şuradan önce bir tarasını alalım. Rüzgardan oynuyor ya. Neyse şunu koyduk. Bakın ne kadar diyor? 179 gram. Yok, 0 işte bilmem ne 179. Yakıyorum bakalım, önce düşüp sonra yükselmesi lazım. Düştü bayağı. Bakalım yükselecek mi? Yok arkadaşlar, sadece düştü. Düşükçe de düşmeye devam ediyor. Efsaneymiş. Yanınca yükselmiyormuş. Neredeyse 3'te 1 düştü ya. Artık biliyorsunuz çok fazla Instagramer var. Instagramer olmayan var mı ya Kamil? Ben. Değil mi yani? Hatice ve Kamil dışında Instagramer olmayan kimse kalmadı dünyada. Gerçekten. O yapıyor ama. Yapıyor ama hesabı kapalı. Evet, 60 takipçisi. 61 her zaman. Trabzonlu çünkü. Trabzonlu olduğu için 61 takipçiyle. Şaka şaka Rizeli ya, ondan sonra Vessat konuşacak. Şimdi arkadaşlar, yürürken fotoğraf çekilmek biraz zor. Neden? Şimdi ben bak yürüyeyim biraz size. Göreceksiniz. Bir anda odaktan kaybolacağım. Hop gittim değil mi Kamil? Vallahi gitmedim. Harbi. Değil mi? Nasıl gitmem bak, lan? Bana doğru gelmen lazım. Ha, artık gitmedin. Nasıl lan? Bu öyle bir lens değildi ya. Hah, gitti. Tamam. Şimdi. Bunu tabii daha küçük alanlarda da sıkıntıyı yaşayabiliyorsunuz. Çünkü hareket ederken birini çekmek zor oluyor. Bunu ne yapıyor arkadaş? Şunu yapıyor bak. Böyle fotoğraf çekiliyorlar Kamil. Bunu ben kullanıyorum bu taktiği. Sekiyor mu böyle? Yürüyormuş gibi yapıyorum. Kamil'e bak. Adım atıyorum, ya. Duruyorum. Bir de Instagramer olsan. Deneyelim oluyor. Şimdi nasıl yapıyorlar? Şöyle yan dönüyor. Oluyor mu Kamil bir şeyler? Hiçbir şey olmuyorsa bile bir şeyler oluyordur. Bir bakayım. Hatice yürüyor gibi çıktık mı? Spor yaptık ya resmen. Kanka çok kasılmışım ya. Bir daha deneyelim. Evet, bir daha deneyelim. Böyle şey yap. Cool bir yürüyüş. Tamam evet. Hiç konuşmuyor mu bu sefer? Sağ tarafta bir insan var, ona selam ver. Ah ya, yoruldum ya. Çok yoruldum Kamil. Bakalım. Aa bak, harbiden öyle ha. Ama Hatice benim solumdan gelsin, son bir kez daha çeksin seni. Yapıyorum. Olmuştur artık ya. Olmadıysa da efsane diyeceğim zaten. Aa bak. Aa ya, bak bu güzel. Bak, bak bu. Evet abi, yürüyor gibi gerçekten bak. Bak bu da iyi. Evet, yürümeden yürüme pozu. Çok yoruldum, çok sıcak ama gerçekmiş. Şimdi gelelim kozalak olayına. Benim yaşadığım yer böyle bir çam ormanı. Her yer kozalak. Adam kozalağa sıcak suyu atıyor. Açılmış böyle kabak çekirdeği gibi Kamil. Kabak çiçeği gibi. Sonra sıcak suyla ooo
hop tekrar kapanıyor. Ha bu bizim ne işimize yarar? Hiçbir fikrim yok. Belli de olmaz. Doğru, yani bizim neyin ne işimize yarayacağı hiç belli olmuyor. Belki kapalı bir kozalığa ihtiyacımız olacak Kamil. Evet. Deneyelim. Evet, açılmış kozalak. Bunu sıcak suya atacağız. Sonra kapağını kapatacağız ki buharla beraber iyice böyle çıksın kendini. Böyle sık olsun. Ha, aynen. Ama böyle oldu. Zorlayacağız mı biraz? Abi tersini yap. Allah, yandım Kamil, yandım. Koy bakalım timelapse. Vallahi Kamil oldu ha. Oha bak. Sana mı geldi? Bak ne kadar zor soktuk içine. İlk günkü gibi olmuş ya. Ya bayağı kapanmış. Evet ya. Evet. Vallahi gerçekmiş. Zanibekov'u tanır mısın Kamil? Yok abi, hiç tanıdık. Slovak sola çık. Oo. Ha, nasıl çaktık ama? Evet, süperdi. Vallahi neyse. Belki bu video yayınlandığında kupayı almış bile olabiliriz ya da çeyrek finalde elenmiş olabiliriz. Ama çeyrek final bile harikaydı. Benim inancım sonsuz. İnanmak istiyorum. Ya sanki o finale çıkarsak biz o kupayı alırız gibi geliyor be Kamil ya. Vallahi neyse. Zanibekov etkisi diye bir şey var arkadaşlar. Çekyalı bir sola çık değil. Uzayda böyle bir şey döndürüyorlar ya Kamil, yerçekimsiz ortamda. Soru saçma sapan dönmeye başlıyor. Evet. Bunu aslında slow motion'da da dünyada görebiliyormuşuz. Bir tane vida lazım bunun için bize. Bir vida. Bir vida, bir de böyle tutamaçlı somun. Bunlar olmadan olmuyor. Hayır, bunu da gösteriyor adam videoda. Şimdi biz deneyeceğiz onu. Zanibekov etkisi uzayda dönen simetrik olmayan cisimlerin bir süre sonra aniden ters dönmeye başlaması durumudur. İnternetteki videoda bunu gözlemleyebiliyoruz ama bizim videomuzda bu gerçekleşmiyor. Çünkü büyük ihtimalle ilk deneyde somunun dönme hızı için bayağı uğraşılmış, basit bir video gibi gözükse de işinin ehli bir fizikçi tarafından yapıldığı belli oluyor. Biz bu hızı defalarca denememize rağmen yakalayamadık. Bu etki gerçek, buna efsane diyemem. Ama ev ortamında yaparken birçok bilgiyi kullanmak gerekiyor. Şimdi tam videoyu montajlarken yeni bir efsane gördüm. Bağcıkla şişe açıyorlar. Çok garip. Gerçekten her şeyle şişe açmayı görmüştüm ama bağcıkla şişe açmayı görmemiştim. Ne yapacağız? Deneyeceğiz. Şimdi aldım. Şişe burada. Yere koyuyoruz. Bağcığımızı açıyoruz. Ondan sonra şöyle doluyor arkadaş. Bir, iki. Lan bu bağcığı koparırız. Sıkacağız tabii bu arada iyice. Bir, iki. Vallahi oldu. Bağcık öldü. Ama oldu. Gerçekmiş. Şimdi Apple Watch'un şarj aletini aslında farklı şeyler için de kullanılabilir diyor bir arkadaş. Bakın burada diyor ki AirPods'u ben bununla şarj ettim. Yeni nesil AirPods. Evet olabilir. Mıknatıs sistemi var falan filan ama oluyor mu gerçekten? Evet, şimdi önce bu şeyin neydi bunun adı Enes ya? Magnet mi abi? Magnet mi bu Enes? Neydi bunun adı Hatice'cim? Apple Watch şarj aleti Enes. Çalışıyor mu çalışmıyor mu onu test ediyoruz. Hop. Çalışıyor. Şimdi yeni nesil bir AirPod. Arkadan koyuyorum. Enes olmadı. Çalışmıyor değil mi? Tamam. Bu arada cüzdan Enes. Benim cüzdan. Markamı çıkarttım. Aşağı linkini koyuyorum arkadaşlar. Şapka, cüzdan, pembe falçata, bir de çok acayip bir oyuncak var. Büyükler için, küçükler için karışık. Siteye bakarsınız. atopstore.co. Aslında atopstore.co. Neyse. Şimdi de eski nesil AirPod. Aha, bunu çalıştırdı Enes. Demek ki bu seni çalıştırmıyor. Beni çalıştırıyor. Yeni nesil çalıştırmıyor. Eski nesiline bak. Hemen hop. Gelecek şimdi. Gördünüz, çalışıyor. Yani eskiler için gerçek, yeniler için efsane. Yani o videodaki efsaneymiş. Nasıl oldu anlamadım. Şimdi burada arkadaşı çarmıha geriyorlar gibi. Boruya böyle böyle yapıyor ama sırtını kütletiyormuş Kamil. Çok seviyorum biliyorsun. Of, kütür kütür. Bak. Kesin mikrofona kadar gelmiştir. Bizim Barış Kaan iyi yapar. Aa, doğru, o beni kütletiyor. Ama asıl kırmızı Kaan'ımız vardı bizim. Tellaklar büyütmüştü onu hamamda. O çok güzel yapıyordu. Neyse bakalım, gerçekten böyle artı şeklinde, aç şeklinde bir iki tane boru ya da tahta fark etmez sırtınızı çıtır çıtır kütletiyor mu? Bakın durum şu arkadaşlar. Şunu tam ortaya getireceğiz ama. Oldu. Sesi gelecek mi bakalım? Kütlemedim ben ama rahatladım. Ama kütleme olmadı. Bayağı rahatlatıyor yalnız var ya. O da kütlemedi ama önemli değil. Bu rahatlatma yeter yani. Gerçekten beğendim. Arada yaparım bunu ama bunu bir şeye sormak lazım. Fizik tedaviciye falan. Sonra C7'yi kırmayalım Enes. Kütlemedim ama rahatlatma gerçek.
Şimdi bu madde benim kadın izleyicilerime kamil. Herkese hitap ediyorsun. Full çıkartıyoruz ÖSS'de. Şimdi ojeyi alıyor, parmağına sürüyor. Hiç soğutucu moğutucu hemen kuruması falan filan onlarla uğraşmayın diyor. Al diyor içinde pudra olan bir de şey, deodorant. Sık. Zınk diye kuruyor diyor. Rana da deneyelim. Biz yine oje sürmeyelim Kamil ya. Evet şimdi en sevdiğim renk ojede. Nasıl böyle mi süreceğiz aşkım? Ben sürseydim. Sen sür ya. Şimdi buna deodorant sıkacağım. Sence olur mu bebeğim? Daha önce hiç görmedim böyle bir şey. Bu mesafe iyi herhalde. Kurudu mu sence Rana? Ya biraz elime geliyor ama sanki yok kurumamış canım. Kurumamış mı? Biraz daha sıkayım. Pudralı oldu şu an. Kurudu. Kurumuş. Kurudu. Çok az geliyor ama tabii kalın sürdüğüm yerden dolayı geliyor. Yani hızlı kuruttu o zaman. Evet. Şimdi ojeyi sürdük ya. Evet. Onu çıkartmamız lazım. Aseton. Ya yoksa? Yoksa ne olacak? Kolonya diyor. Oo. Yani bazı boyalar bazı alkollerle çözülebilir gerçekten. Fakat kolonya etil alkol. Şimdi o onu çözer mi? İzopropil alkol olsa etiket çıkarma alkolü denir ona aynı zamanda. O işe yarardı ama kolonya yarar mı yaramaz mı bilmiyorum. Çünkü birçok insan aslında şey zannediyor. Asetonun içinde alkol var zannediyor. Halbuki asetonun içinde aseton diye bir madde var. Hatta son dönemlerde asetonsuz asetonlar çıktı. Çünkü koku da zararlı kimyevi olduğu için aseton olmayan oje çıkarıcılar kullanıyor. Şimdi biz bir kolonyayı deneyelim. Şimdi diyorlar ki asetona gerek yok. Kolonyayla ojeyi çıkart. Hmm. Patladık. Yo oldu. Oldu mu? Baksana. Ama tam kurumamış bir ojeyi çıkarttı. Kurumamışı çıkarttı. Bak kuruyan yerleri çıkartmıyor. Bak şu ucu kurumuş mesela. Ha yo çıkarttı. Ama bu tahriş eder. Yani bilemedim. Aseton bunları çıkartır mıydı bebeğim? Evet. Aa, bak şu kısımlar kaldı. Yani asetonun tam olarak yerini tutmuyor kolonya. Şimdi bu durumda arkadaşlar gerçekten pudralı deodorantla oje kuruyor. Ama kolonya aseton kadar ojeyi çıkartmıyor. Yani deodorant gerçek, aseton yerine kolonya efsane. Son zamanlarda çok fazla stres nedenli baş ağrım var. Zaten stres baş ağrısı deniyor ama bende migren de var. Şimdi bu arkadaş diyor ki migreniniz mi var? Milyar dolarlık ilaç projelerini unutun. Bunu diyenler var zaten. Ayaklarınızı sadece sıcak suya koyun. Migreniniz geçecek. Tabii migren şimdi ben migren olayım da başım ağrıyor hemen yapayım olmaz. Yemezler yani. Gelince. Aynen gelirse yapacağız. Gelmişse bu efsaneyi izleyeceksiniz. Gelmemişse izleyemeyeceksiniz. Bir bekleyin bakalım. Arkadaşlar ya neredeyse o videoyu çekeli 2 hafta oldu. Tabii bilemiyorsun ki ne zaman migren olacak olmayacak. İşte ben de ofisteyken yakaladı. Yani şu an konuşacak halim bile yok ama söz verdik bir kere. Migren olursa o ayakları sıcak suya sokacağız dedik. Şimdi gideyim deneyeyim yani. Gözümü açamıyorum ya. Zaten bu migren hikayesinde ışık ya. Işık mahvediyor adamı. Yani ışık olduğu sürece o sıcak su falan işe yarar mı yaramaz mı bilmiyorum. Neyse deneyelim ya. Geldik şurada. Lan burada sokuyorum ayağımı. Lan sıcakmış ya. Yani bir rahatlatıcı tarafı var. Biraz bekleyelim. Ama var ya yani burada ışık var işte abi. Geçmez ki. Yani gözü de kapatmak lazım. Böyle migren bantları falan var. Gözümü açamıyorum yani. Neyse biraz bekliyorum. Ya şöyle gözünü kapatırsın. Göz kapağına rağmen aydınlık girer o bile rahatsız ediyor ya. Işığı kapatmak lazım. Neredeyse 10 dakikadır buradayım yani. Başımın ağrısı geçmedi. Ya zaten o kadar kolay bir şey olsa vallahi leğenle dolaşırım yanımda. Bence efsane. İzlediğiniz için teşekkürler.